Ne o elindeki? Madem. Bunu mu söylüyorsunuz? Evet. Bu demir hindi şerbeti. Birkaç damla damlatıyorum ki yemeklere lezzet versin. Ver bakayım şunu. Vermeyeyim. Ver şunu. Şerbet. Sen kimi kandırıyorsun? Yoksa prensesimi zehirleyeceksin. Zehir? Yok. Yok zehir yok. Vallahi de billahi de zehir değil. Sadece o... Sadece ne? Madem anlatmıyorsun, ben de bunu padişaha götürürüm. Madem! Dur! Dur, tamam. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Tamam. Söz. Anlat. Gel. Anlat. Bana anlattıklarını prensese de anlat. Ne oluyor madem? Yemeklerinize ilaç koyuyordu. Ne ilacı? Hamile kalmanıza mani olmak için. Affedin beni. Tutuşturdular elime, yapmaya mecbur kaldım. Hünkârımız duymasın ne olur, yoksa kellem gider. Kim? Kim verdi sana bu emri? Ayşe Sultan mı? Gözem Sultan mı? Hayırdır inşallah. Niye çağırmış hünkârımız? Hiçbir malumatım yok Müftü Efendi. Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! İlyas Paşa'yı çağırın bana. Emredersiniz. Hayırdır Hüseyin Ağa? İlyas Paşa rahat durmuyor. Suyu ısındı desene. Gece haber yolladım sana. Neden gelmedin? İşlerim vardı. Öyle her istediğimde saraydan çıkamam. Mesele neydi? Garip bir haler var sende Sivader. Gelmiyorsun, bir haber salmıyorsun. Benden uzak geziyorsun hep. Sana izahat mı vereceğim? Sakın ola ki beni başka hatunlarla karıştırma Sivader. Hevesim geçti diye ihmal etmeye kalkma. Sakın. Prenses Faria, buraya kadar yorulmuşsunuz. Neydi mesele? Saraya girmem yasak mı? O manada sormadım. Ben yine de senin merakını gidereyim silahlar. Atike Sultan'ı ziyarete geldim. Sen ne anlatacaksın? Neymiş şu devlet meselesi? Daha muhim işlerin vardır senin. İlyas Paşa'nın hakkındaki şaibeler giderek büyüyor. Bir istihbarat mı aldınız hünkârım? Gece meçhul birilerinden sandıklarla altın alırken görülmüş İlyas Paşa. Rahat durmayacak belli.
İsyan hazırlıklarına başlamış da iyi olabilir. Hünkârım, İlyas Paşa'nın Anadolu'daki kuvvetini unutmamak lazım. Binlerce atlı ve sekban askeri var. Kendisi kıymetli bir serdardır. Delil olmadan şüphe üzerine idam edilirse asıl isyan o zaman çıkar. Tavsiyen nedir Müftü Efendi? Makamından azledildiği için bu mevzu bu kadar büyüdü. Kendisini uzak bir vilayetin başına yollarsanız huzursuzluğu diner. Böylece ne hadise çıkar ne de kan dökülür. Siz ne diyorsunuz? Makul bir tavsiye hünkârım. Müftü Efendi'nin hakkı var. O olaydan sonra bir daha hiç konuşmadık silahtarla. Ne düşünür? Aklında ne var çok merak ediyorum. Ben gelirken tesadüf ettim. Has bahçede. Yanında Ester vardı. Ester mi? Silahtarın kalbindeki Ester mi onu bilemem. Ama aralarında bir ateş vardı. Ben bunları sen üzül diye anlatmıyorum. Aksine vazgeçme. O kadına bırakma. Bu yüzden anlatıyorum. Silahtardan vazgeçecek değilim. Er yahut geç, onun aklına da kalbine de ben gireceğim. Sultanım, o kadın Atike Sultan'ı ziyarete gelmiş. O kadar laf yedi. Hala bulduğu ilk fırsatta geliyor. Mahsus yapıyor tabii. Görür o. Sultanım, hünkârımız bilhassa ikaz etti. Vallahi sonu fena olacak. Niye geldin sen yine? Ayşe Sultan. Böyle umursamaz hallerinle beni kandıramazsın. Sonra hakikatler zoruna gidiyor. Gidip beni hünkârımıza şikayet ediyorsun. Nedir senin hakikat dediğin? Sultan Murat'la evleneceğim. Benden başka kadın olmayacak demişsin. Doğru. Sultan Murat'la evleneceğimi söyledim. Ve benden başka hiçbir kadının olmayacağını da. Sen de artık çocuklarına sarılır uyursun. Sakın bir daha böyle bir şeye cüret etme. Ne oluyor orada? Validem, söylediklerini bir duysaydınız. Bir de edepsizce üzerime saldırdı. Sen daireme çık, orada beni bekle. Validem. Çabuk. Sen kim oluyorsun da bir şehzade anasına el kaldırıyorsun? Bunun hiçbir izahatı yok. Sadece bana değil, hünkâr oğluma da hesap verirsin. Bağışlayın ama benim yolumu kesip bana vurmaya kalkan o. Kâfi. Artık seni dinleyecek vaktim yok. Dinleyeceksiniz sultanım. Aksi takdirde Sultan Murat yaptıklarınızı öğrenir.
Neyi öğrenecekmiş? Ben hamile kalmayayım diye yemeklerime ilaç koydurttuğunuzu biliyorum. Ben size ne yaptım Sultan? Niye istemiyorsunuz beni? Neden yapıyorsunuz bunu? Yaptığın hainlikten sonra bir de soruyor musun hala? Ben sizin düşmanınız değilim. Ben size karşı asla bir saygısızlık etmedim, etmem de. Ben yalnızca sizin oğlunuzu seviyorum. Bu yüzden buradayım. Başka hiçbir maksadım yok. Sen benim oğlum için sadece bir gönül eğlencesin, o kadar. Haremdeki herhangi bir cariyeden daha fazla hükmüm yok. Olamaz. Gafil! Hadi bir beceriksiz gidip yakalandın. Ya o ne demiyor? Sultanımızın ismini verdin. Hünkârımız da oradaydılar ağam. Ona söyleriz diye tehdit ettiler beni. Maazallah hünkârımız bir öğrenseler hemen oracıkta alırlardı kellemi. Kürsem sultanımız bir çare bulur dedim. Yandın sen, yandın. Fırına atacaklar seni. Dua et. Sultanımız eşref saatinde olsun.